Bismillah. Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam öteki serisinde konumuz Halide Edip adı var. Halide Edip adı var kimdir? Gerçek Halide Edip adı var kimdir? Öteki Halide Edip adı var kimdir? Her zamanki metodumuza uyarak önce öteki değil de resmi tarihin ve resmi ideolojinin tanımladığı Halide Edip adı varı şöyle bir iki fırça darbesiyle Yeniden hatırlayalım, özetleyelim. Çok büyük bir edebiyatçı ve aynı zamanda çok önemli bir aktivist, vatansever. Yani 20. yüzyıl Türk toplumunun yetiştirdiği en nitelikli, en iyi, en olumlu kadınlardan biri. Bunu özellikle geniş tuttum çünkü resmi ideolojiye göre Halide Edip Adıvar'ın yazarlığı onun sadece bir boyutudur. İşte İstiklal Harbi'nde ona ayrıca geleceğim. Ortaya koymuş olduğu vatanseverliği onun bir boyutudur. Kadın hakları müdafiliği onun bir boyutudur. Çoğaltıyorlar bunları. Böyle olunca resmi ideolojinin tarif ettiği Halide Edip Adıvar'ı böyle bir iki nitelik içerisine sıkıştırmamız mümkün olmuyor dedikten sonra Şimdi öteki halde edip Adıvar'a gelelim ve halde edip öteki halde edip Adıvar'la ilgili en çok merak edilen, en çok zannedilen, en çok sorulan noktadan ele alalım. Halde edip Adıvar bir sabeta miydi? Yani gerçekte Yahudi inancına sahip olup da kendisine bir takım çıkarlar nedeniyle Müslümanlar arasında, Müslüman Türkler arasında onlardan biriymiş gibi kamufle ederek gizleyen gizli bir Yahudi miydi? Bu son derece yaygın ve yanlış bir bilgi. Halde Edip adı var arkadaşlar bir sabetayist değil idi. Gerçek halde Edip adı öteki halde Edip adı bahsediyoruz. Ama Yahudi idi. Şimdi belki birkaç tanemiz şaşırdı. Nasıl yani dedi. Şu bilenlerin malumu zaten. Sabetayistlik ortodoks, normal, resmi tabiri caizse Yahudiliğin dışında onun ve İslam'ın içinde gizlenmiş gerçekte Yahudilik niteliğine sahip kendine mahsus gizli bir mezheptir, gizli bir yapıdır. Bir de normal Yahudi diye şimdi bu durumda benim tarif etmek mecburiyetinde kaldığım Ortodoks Yahudi vardır, esas Yahudi vardır. Bunlar öyle kendilerini işte Müslümanların arasına sızıp da onlardan biriymiş gibi falan kamufle etmezler, gizlemezler doğumundan ölümüne kadar ismiyle, cismiyle, bütün kimliğiyle açık, net bir Yahudidir. Yani bu anlamda bizim de kendisine Müslüman olarak ancak zımmi diyebileceğimiz, bunun ötesinde normal şartlarda kötü bir şey söylemeyeceğimiz insanlardandır. Babasından sebep Edip Efendi ya da Edip Bey, yani Halide Edip Adıvar'ın babası, normal bir Yahudiydi. Sonra aile çevresindeki yaygın söylentiye, rivayetlere göre Kadınlara fazla düşkün olduğu için Yahudi olarak bir kadından daha fazlasıyla evlenemeyeceği için ama kendisini bir kadın teskin etmediğinden ötürü çok kadınla evlilik yapmak istediği için deniliyor Halil Edip Adıvar'ın kendi aile çevresinde. Kalbinde Yahudiliğini saklamak kaydıyla görünürde Müslüman oldu. Çünkü o sırada taatü düz meşru caiz. Evet, babasının Yahudiliği. Şimdi bunu nereden aldık? Kaynakları hızla zikrederek gidelim. İn İnci Engin'ünün Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde Doğu ve Batı meselesi kitabı sayfa 33'te görüyoruz. Halide Edip Adıvar'ın babası bir Yahudi'ydi. Şimdi şu söylenilebilir, e babası işte ama o sebepten ama bu sebepten iştida etmiş bir Yahudi'ymiş. Tarihsel bir gerçek. Sadece buna bakarak Halide Edip Adıvar için de Yahudi nitelemesi yapılması, de olmadığına göre Yahudi nitelemesi yapılması bir yanlış ve bir haksızlık olmuyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Çünkü şu andan itibaren birçok detayını sizlerle paylaşacağım şey. Halide Edip Adıvar'ın bütün hayatı boyunca gençliğinin hatta bir döneminde Budizm'e de hayran olmak kısa bir süre için. Budizm'e hayran olmakla beraber ciddi bir Yahudi ve hemen onun arkasından Hristiyan İncil hayranlığı taşıyalar, taşıyarak gelmiş olması bu anlamda hayatında en az ve kişiliğinde en az yer edinmiş olan itikadi sistemin İslam olması. Böyle olunca biz de bir haksızlık yanlışlık yaptığımız zannına düşmeksizin halde edip adı varı. Hristiyan Yahudi her ikisine de hayran olduğuna göre Hristiyan Yahudi karmaşası bir zihinsel yapıya ve bir inanç sistemine sahip biri olarak kabul ediyoruz. Babasından getirmiş olduğu Yahudiliğin yanı sıra onun devamı olarak belki o damarın başlatıcı etkisiyle. Peki şimdi bu Hristiyan ve Yahudi hayranlığı iddiası ki genelde Müslüman kimlikli bilinen birisi için bu hakikaten farkındayım son derece ağır. Yani argo tabiriyle yenilmez yutulmaz bir iddiadır ve söz konusu olan kişi halde edip adı var ya da adı sana olmayan sıradan rastgele bir insan bile olsa bu kadar ağır iddiaların mutlaka o iddianın ağırlığına denk paralel delillerle ortaya konması gerekir. Her zaman için hatırlattığımız metodoloji. Şimdi ben hızlı hızlı bunları kaynaklarıyla vermeye başlayayım. Halide Edip Adıvar'la ilgili yapılmış en piyasada kabul gören ve en hacimli, en ayrıntılı çalışmalardan bir tanesi ki Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır bu. İnci Engin'ünün İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden, profesörlerinden İnci Engin'ünün Halide Edip Adıvar'ın meselelerin eserlerinde Doğu ve Batı meselesi kitabının 432. sayfasında mesela şunu görüyoruz. Kenan Çobanları isimli Suriye'de Cemal Paşa'nın yanındayken yazmış olduğu piyes baştan aşağı bir Yahudilik propagandasıdır. Kenan Çobanları zaten doğrudan Yahudiliğe, Hazreti Musa Aleyhisselam ve öncesi dönem Yahudiliğine ait bir nitelemedir. Mesela burada ne var? Şimdi Kenan Çobanları kitabının bizzat kendisinden naklediyorum sayfa 27'den. Aynen cümle şu. Ta ki Mısır, Yehova'nın seçtiği İsrail kavminin olan. Is İsrail kavmi, Yahudiler, Yahova yani Tanrı tarafından seçilmiş halktır. Bütün Mısır onların olması gerekir. Halil Edip'in Kenan Çobanları piyesinden aynen alıntı. İpek Çalışlar ki bu kitaptan sık sık bahsedeceğim. Oral Çalışlar'ın eşi olan son yılların meşhur biyografi yazarı İpek Çalışlar biyografisine sığmayan kadın Halide Edip isimli çalışmasında ki bu gece bu konuyla ilgili daha ileri okuma yapmak isteyenlere benim tavsiye edeceğim iki kitaptan bir tanesidir. Gerçi İpek Çalışlar'ın bu kitabının genel tezi fevkalade bir Halide Edip adı var. Hayranlığına dayandırılmıştır belki cinsiyet dayanışması gibi bir alt psikolojik unsurun da etkisiyle ama ama arkadaşlar bu kitabı bu kitabın psikolojik telkininin, ana tezinin etkisi altında kalmamaya dikkat ederek okuduğunuz ve satır aralarına da dikkat ettiğiniz takdirde İpek Çalışlar'ın bu kitabı bile halide, gerçek halide Edip adılar için, öteki halde Edip adılar için son derece öğretici olacağını okuyanlar görecekler. Şimdi İpek Çalışlar bile diyor ki sayfa 497'de ömrünün sonunda bile Kenan Çobanları isimli piyesine meftundu, hayrandı, aşıktı. Mesela Halide Edip Adıvar'ın başka bir piyesinde Nasrettin Hoca'yı konuştururken aynen şu cümle ağzından çıkıyor. Maske ve Ruh isimli piyesinde sayfa 96'da Nasrettin Hoca rahmetliye bizim dedirtiyor ki bizim bildiğimiz cennet dünyada evamiri aşereyi ...şimdi Osmanlıca'ya aşina olmayanlar bunu anlamadı... ...on emir... ...evamire aşere on emir demektir... ...on emir... ...şöyle genel bir dinler tarihi kültürüne sahip olan herkes yakaladı... ...nerede on emir, neyin on emri? Evet, Tevrat'ın on emri... ...meşhur on emir... ...bu on emir kastediliyor... Nasreddin Hoca gibi belki de Evliyaullah'tan olan bir İslam büyüğüne Tevrat'ın 10 emriyle alakalı olarak bakın maske ve ruh piyesinde Halide Edip adı var ne dedirtiyor. Bizim bildiğimiz cennet dünyada evamire aşereyi yani 10 emri tutmuşların yeridir. Yani cennete giriş şartlarını tespit eden, tebliğ eden Müslümanların zannettiği üzere Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i Resulullah değildir. On emirdir. On emir neredendir? Kimin on emridir? Tevrat. Gene İpek Çalışlar Halide edip biyografisinin 152. sayfasında diyor ki Suriye'de 1. Dünya Harbi yıllarında Suriye'nin yani 4. Ordu komutanı olmak itibarıyla aslında diktatörü yöneticisi olan bugünkü meşhur Türkiye yıkıcısı, PKK sevdalısı Hasan Cemal'in de gazeteci yazar dedesi olan Cemal Paşa'nın yanında geçirdiği bir dönem vardır 1910'lu yıllarda. Buna ayrıca geleceğim. İşte bu Cemal Paşa'nın yanında geçirdiği yıllar ki Kenan Çobanları piyesini o zaman yazmıştır halde edip bu yılları kastederek İpek Çalışlar kitabının 152. sayfasında Suriye'de Yahudi çok, Yahudiliği çok belirgindi diyor. Yani diyor derken bunlar aslında daha açılmış daha uzun ifadeler. Ama bizim vaktimiz kısa anlatacağımız ayrıntı fazla olduğu için hızla ee, onu ben özetleyerek geçiyorum. Merak edenler işte sayfa numaralarını da veriyoruz. Açıp ayrıntılı şeklini görebilirler. Gene İpek Çalışlar'ın kitabı sayfa 195'te görüyoruz. 1917 senesine ait bir İngiliz istihbarat raporu diyor ki Halide Edip bir Yahudidir. Sonra yurt dışına kaçıyor Halide Edip. Buna ayrıca geleceğim. 1924-25 senesinde Atatürk'le arası bozulunca bir kazaya uğramamak için kocası atlan adı beraber Türkiye'yi terk ediyorlar ve Atatürk ölünceye kadar da yurt dışında, genellikle İngiltere'de İkinci derecede Amerika'da kalıyorlar. Yurt dışındayken arkadaşlar Halide Edip'in birçok makalesi The Foreign Affairs'te yayınlanıyor. Konumuzla alakası ne? Foreign Affairs 1921'de kurulmuş. Henüz çok yönü olan o meşhur Türkçe yazılışıyla CFR e var ya yani Dış İlişkiler Konseyi. Dünya Siyonizminin kurulduğundan bu tarafa Kaptan Köşkü, Amerikan Derin Devleti'nin çelik çekirdeği yönetim unsuru Foreign Affairs de CFR'nin aylık yayın organı. Bunlar henüz daha birkaç yaşındayken Halide Edip Adıvar'ın yazıları ki o gün içinde bugün içinde Foreign Affairs'te yazısını yayınlatabilmek bir fizikçi için yani onlardan tabii birisi için bizim gibi birinin Allah'a hamdolsun öyle yerlerde yazısı çıkmayacağına göre fevkalade önemli bir itibar unsurudur çok özel bir durumdur. Evet yani uluslararası siyonizmin resmi yayın organı Halide Edip Adıvar'ın yurt dışına kaçar kaçmaz yazılarını yayınlattığı organ ve şimdi Sabetaislerden İzmir kökenli meşhur bir aile Kapaniler diye geçer. 1950 senesinde Halide Edip Adıvar'ın Demokrat Parti listesinden meclise girmesi, milletvekili olması bu İzmir'deki gizli Sabetaist Yahudi aile onun özellikle siyasi bağlantıları ve mali desteği sayesinde olmuştur. Bunu nereden söylüyoruz? Süleyman Yeşil Yeşilyurt'un Türkiye'nin Büyük Masonları kitabı sayfa 47'den. Bunları üst üste koyduğumuz vakit Halide Edip Adıvar'ın zannediyorum rahatlıkla bir Yahudi olarak nitelendirilmesi haklı yerinde ve normal bir değerlendirme haline gelmiş olur. Ama söze girerken dediğim gibi Halide Edip Adıvar'ın hayranlığı sadece İslam'a değildir. Hayranlığı hem genel kültürel anlamda hem de dini itikadi anlamda Yahudilikle Hristiyanlık arasında biraz bölüşülmüş gibi durur. Ve evet yani herhalde Yahudilik damarı babadan alınmış. Hristiyanlık İncil hayranlığı damarı da Ali Edip Adıvar'ın çok küçük yaştan itibaren teslim edildiği yatılı misyoner okullarında İngiliz-Amerikan misyoner okullarında almış olduğu eğitimin bir neticesi. Şimdi hemen buna geçiyorum ben. İkinci ana başlığımıza yani. Halide Edip adı var Amerikan hayranlığı, Batı hayranlığı ve eğitim hayatı. Yani kültürel kişiliği nasıl şekillenmiş ve ölünceye kadar kendine ait hissettiği, mensup hissettiği medeniyet dairesi, kültürel dünya hangisi olmuş? Şimdi bunu uç örnekleriyle beraber açarak gidelim. Sene 1901 arkadaşlar Halide Edip adı var. İstanbul Amerikan Kız Koleji'nden mezun olan ilk Türk kızıdır. Yani baba görünürde ihtida etmiş olduğu için ilk Müslüman Türk Müslüman o zaman özdeş olarak kullanılıyor. Türkiye'de Amerikan okulları Süleyman Büyükkarcı sayfa 205'te görüyoruz. Amerikan Kız Koleji'nin ilk yerli mezunu. E, ilk olmanın da özelliğini hakkını hakikaten bütün ömrü boyunca ortaya koyduğu performansla bir hakkım vermiştir. Mesela yine İnce Engin'ünün dediğim gibi bu en halde Edip var literatüründeki en önemli kitaplardan ve en geniş hacimli kitaplardan biri. Doğu Batı meselesi özet olarak isimli kitabında çocukluğundaki İngiliz terbiyesini, Rum ve İtalyan mürebbiyelerin üzerindeki etkisini kitabın 33, 35, 39, 41. sayfalarına baktığınız vakit ayrıntılı olarak görürsünüz. İpek Çalışlar Halide Edip kitabında küçük yaşta çok ciddi bir İncil kültürüne, İncil bilgisine sahip olduğunu çünkü misyoner okullarında okutuluyor ifade etmiş sayfa 22 ve 31'de. Bu gece benim size tavsiye edeceğim İpek Çalışlar'ın kitabını ikinci sıraya alabilirim. Birinci sırada tavsiye edeceğim kitap Muzaffer Özekin'e ait Halide Edip ve Gerçekler isimli kitaptır. Bu kitabın 69 ve 148. sayfasında okulda okurken misyoner öğretmenlerinin gözdesi olduğunu buna karşılık kendisinde yani okuma yazma başladığı yaş, öğrendiği yaşlardan itibaren çok ciddi bir İncil sevgisi ve ona dayalı olarak bir İncil donanımı, bir İncil birikimi oluştuğunu göreceksiniz. Muzaffer Özekin'in Halide Edip ve Gerçekler sayfa 69 ve 148'de. Bir diğer Halide Edip adı var çalışması. Merve Balcı'nın Muharrize Hanım isimli kitabı. Yeni bir çalışma bu. Bu kitabın 64, 114, 138, 139, 147, 197 ve 200. sayfalarına baktığınızda Halide Edip'in kendi yetişmiş olduğu misyoner okulların yani kolejlerin eğitim sisteminin Türkiye'deki bütün okullarda, bütün devlet okullarında da aynen uygulanması, batılı eğitim sisteminin yaygınlaştırılması için kendine bildiği sağını solunu tanımaya başladığı yaştan sırtının teneşire geldiği yaşa kadar bütün ömrü boyunca nasıl can siperane didindiğini anlatıyor. Kendi yetişmiş olduğu misyoner okulu eğitim sisteminin felsefesinin ruhunun her şeyiyle Bundan sonrasında da gelecekte de sadece o sayısı belli olan çok seçkinleri alsa bile içine ama sonuçta nicelik olarak ihtiva ettiği talebe sayısı itibarıyla zayıf kalan Allah'a çok şükür o misyoner okullarının eğitiminin her şeyiyle Türkiye'deki bütün okullara aynen teşmil edilebilmesi idealine kendisini nasıl vakfetmiş olduğunu az önce zikrettiğim numaralı sayfalarda özellikle Merve Balcı Muharrire Hanım kitabında çok net olarak ifade ediyor. Gene İnce Engin'in Doğu ve Batı meselesi kitabında sayfa 419'da şunu görüyoruz. Halide Edip'e göre tam bir insan olabilmek için ilk şart çok iyi İngilizce bilmektir. Şimdi çağrışım yaptı. Biraz da ruhu dinlendirmiş olalım. Hani Mehmet Akif Ersoy'a rahmetli izafe edilen bir fıkra vardır ya. Trende giderken kompartımanda tevafuk Halide Edip Adıvar'ın erkek versiyonu sayabileceğiniz bir batıllaşmış bir batı devşirmesine denk geliyor. Adam açıyor ağzını yumuyor gözünü. Batıyı met ediyor, met ediyor, met ediyor, met ediyor. Rahmetli bizim Mehmet Akif de hep içinden ya sabırlı avle diyerek dinliyor, sabrediyor. Sözün sonunu nereye getirecek bakalım diye. Batı devşirmesi Halide Edip'in erkek versiyonu en sonunda dayanamıyor. Azizim diyor Garp öyle bir yer ki hayatında bir kerecik olsun diyor Paris'i görmemiş olana insan denemez ancak eşek denir. Eh pik yapıyor bu sözüyle. Bu pik karşısında da rahmetli Mehmet Akif Ersoy dayanamıyor. Ciddiyetini hiç bozmadan, asabiyetini hiç belli etmeden. Azizim diyor affedersiniz Peder merhum Paris'e gitmiş miydi? Anlamıyor karşısındaki espriyi. Yok diyor gitmemişti. Peki dedeniz merhum diyor Paris'e gitmiş miydi? Yok diyor gitmemişti. Öyleyse diyor zatı haliniz eşek ola eşeksiniz. Evet Halide Edibi ile ismi bilinmeyen sembolik fıkra kahramanlarıyla Osmanlı'nın son cumhuriyetin ilk döneminde bu tipler sayıları topluma genel nüfusu orantıladığınızda bir avuç denecek kadar az olsa bile ama sahip oldukları siyasi, kültürel, iktisadi, hukuki ve hatta askeri güç kaynakları itibarıyla ne yazık ki bütün toplumun üzerinde sulta kurabilmiş o topluma Müslüman kimliğinden ötürü nefret ettiklerinden sebep kan kusturabilmiş, yönetebilmiş, yön verebilmiş olan bir elit gruptur. Evet işte bu elit grubun ismi en meşhur olmuş kadın versiyonlarından bir tanesi Halide Edip de diyor ki tam bir insan sayılabilmek için İngilizce bilmek şarttır. İngilizce bilmeyenler geri kalan nitelikleri ne olursa ne olursa olsun eksik insandır. Sayfa 419. İsteyen inanır, isteyen inanmaz, inanmayanlar İnce Engin'in kitabını bulsun, açsın, baksın. İpek Çalışlar sayfa 140'ta diyor ki arkadaşlar, Suriye'de Cemal Paşa diktası altında geçirdiği yıllarda Cemal Paşa dengesiz bir adam, astığı astık kestiği kestik bir adam. Bir okulun kilisesini kendi himayesine almıştı. Cemal Paşa'nın dengesizliklerinden okul kilisesi de etkilenmesin. Cemal Paşa ona bir şekilde takıp zarar vermeye kalkışmasın diye halde edip, dikkat edin cami değil, İslami bir müessese değil, Suriye'deki bir okul kilisesinin himayesini aldı. Evet, batılı kimlik diyorduk. Merve Balcın'a Muharrire Hanım sayfa 314-316'da görüyoruz mesela. Halde Edip Alıvar'ın bir batılı olmakla beraber aynı zamanda ne kadar iki yüzlü olduğunu, ne kadar oportunist olduğunu, ne kadar bindiği ata göre türkü çağırdığını, kişiliğinin de böyle şekillendiğini gösteren bir örnek. İstiklal Harbi'nin hemen başında İzmir işgalini protesto etmek için İstanbul'da çeşitli protesto mitingleri düzenleniyor. Bunlardan en ünlü olanı katılımcıların sayısı ve miting meydanının heyecanı itibarıyla 3 tanedir. En ünlüleri Sultanahmet mitingidir. İstanbul'un Müslüman nüfusunun işte 500 bin en fazla 600 bin olduğu bir sırada 200 binin üzerinde katılımcısı olmuştur. Diğeri Fatih mitingidir. Aynen onun gibi. Biri de Kadıköy mitingidir. Fatih ve Sultan Ahmet mitinglerinde Halil Edip adı var kürsüde konuşma yaparken baştan aşağı İslami jargon, İslami terminoloji. Kadıköy mitinginde konuşma yaparken baştan aşağı batılı jargon, batılı liti. terminoloji. Muharrire Hanım sayfa 314-316'ya baktığınızda bu çarpıcı zıtlığı, tabi bu bilinçli bir zıtlık o yüzden oportunizm diyoruz, çıkarcılık, iki yüzlülük diyoruz. Nabza göre şerbet vermek diyoruz. Halide Edip adı var, dile getiriyor. Şimdi konumuz olmadığı için ayrıntısına girmeyeceğim. Bilenler bilir, meşhur bir istasyon toplantısı var. Ankara İstasyon Yönetici Binası'nda yapılan Mustafa Kemal'in önderliğinde, başkanlığında aşağı yukarı bütün üst düzey o günün askeri ve siyasi zevatının katıldığı toplantı. Türkiye'yi Hristiyanlaştırma projesinin en azından fikir jimnastiği olarak yani bu kısım biraz yoruma tabidir. Ciddi bir karar mıydı yoksa böyle bir fikir jimnastiği yapıldı ve hani çok gerçekçi olmadığı da anlaşıldığı için o seviyede bırakıldı mı? Esas konumuz olmadığından bunların detayına girmiyorum. Ama şimdi bu meşhur istasyon Türkiye'yi komple bütün Türk milletini Hazırla ee, Hristiyanlaştırma toplantısının Halide Edip adı var. Bakan tarafı da var ki bu son derece ilginç ve önemli. Murat Akan'ın NATO'nun İslam'la Savaşı kitabının 93. sayfasından naklediyorum. Bu toplantıda alınan kararlardan biri olarak Halide Edip'ten yazılarıyla halkı protestanlığa hazırlaması istenmiş ve Mustafa Müftüoğlu'nun rahmetli Yalan Söyleyen Tarih Utansın serisinin 11. cildinin 96. sayfasından naklediyorum. Halide Edip Arduvar'da o tarihlerde yurt dışına kaçıncaya kadar en azından birkaç sene yazılarında Türkiye'nin baştan sona bütün Türk halkının Hristiyanlaştırılması fikrinden söz etmiş, dile getirmiş. Şimdi bu bağlamda üçüncü ana başlık bana göre Halide Edip Adıvar'ın Amerikalılarla olan, Amerika ile olan özel ilişkisi. Evet, hocaları arkadaşlar Halide Edip Adıvar'a fevkalade düşkün. Bundan bahsettim zaten, geri dönmeyeceğim. İngiliz ve Amerikan misyoner okullarında yetiştirildiği için, yani onu da söyleyelim, lise mezunudur kendisi. 1939 senesinde İsmet Paşa Hazretleri kendisini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisine kürsü başkanı ve profesör unvanıyla atayacak. Yani tabi tek parti Türkiye'sinde her şey oluyor. Cumhurbaşkanı öyle arzu ettiğinde, emrettiğinde lise mezunu birisi kürsü başkanı üniversitelere profesör olarak, öğretim üyesi olarak atanabiliyor. Ona ayrıca geleceğim. Evet, Şimdi bu halde edip adı varın arkadaşlar. işte İngilizce bilmeyen tam insan olamaz hiçbir zaman için falan demiş olan halde edip adı varın İngiltere ile beraber. Ama aslında ondan daha öncelikle, ondan daha yoğun bir biçimde Amerikalılarla özel bir ilişkisi var. 1908 senesinin, 1909 senesinden 31 Mart ayaklanmasından başlamış, ömrünün sonuna kadar kesintisiz olarak devam etmiş sadece konu başlıklarına mim koyarak hızla geçeyim ben. Evet İpek Çalışların kitabı sayfa 70'te görüyoruz. 31 Mart'ta öldürülmemek için Mısır'a kaçtı. Mısır'a kaçtığı sırada Amerikalılara sığınlı intisap etti. Daha açık konuşalım bunları yani bu kadar açığını İpek Çalışlar söylemiyor. Amerikan gizli servisinin emrine girdi. Ve arkadaşlar bu ölünceye kadar 1960'lı yıllara kadar devam etti. Ama daha okumuş olduğu ondan önceki yıllarda Amerikalı hocaların herhalde geleceğe yönelik gördükleri o cevherden ötürü yani İngiliz olan, Amerikan olan, Hristiyan olan, Yahudi olan bütün renkleriyle Batı'yı ifade eden her şeye karşı rasyonalitenin ötesinde aşkın boyutta bir düşkünlüğü Bakın ilgisi demiyorum, bağlılığı demiyorum. Çünkü bu vurguyu Türkçe'de bu kelimeler ifade etmezler. Bir düşkünlüğünü görünce Amerikalı hocaları halde de cevheri keşfetmişler. Muhtemelen 31 Mart sırasında Mısır'a kaçtığı vakitlerde Amerikalılarla doğrudan ve maddi ilişki içerisine girmesi de bu altyapının üzerine dayandırılıyor. Yani akıl yürüterek bunu söylüyorum daha okul çağlarındayken Amerikalı hocalarının kendisine olan düşkünlüğünün örneklerini, açılımını İpek Çalışlar'ın Halide Edip biyografisinin 23, 27 ve 28. sayfalarında görebiliyorsunuz. Aynı kitapta arkadaşlar aynı zamanda İstiklal Harbi tarihi Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili de Halide Edip Adıvar'ın kendi biyografisinden bağımsız. Son derece bence önemli bir ayrıntı var. İpek Çalışların kitabının 173. sayfasında o da şu. O meşhur Sultan Ahmet mitingi 200 bin, 200 bin, kişinin katıldığı neredeyse İstanbul'daki Müslümanların neredeyse yarısının iştirak ettiği o dev o muazzam Sultan Ahmet mitingi Halide Edip Adıvar'ın insanları en çok coşturan en çok ağlatan oradaki olumlu anlamda en müthiş konuşmacı olduğu miting tekrar edeyim. ...çok yoğun bir İslami dil kullanarak yapıyor konuşmasını. Şimdi çarpıcı olan detay şu. Bu miting diyor İpek Çalışlar... ...Halide Edip tarafından aynı zamanda... ...yani o kürsüde konuştuğuna göre... ...demek ki onun görevlendirdiği... ...ona bağlı bazı elemanlar tarafından filme alındı. Ve bu film daha sonra Halide Edip Adıvar tarafından... ...Amerikalılara teslim edildi. Bir bu film eğer bulunabilirse İstiklal Harbi tarihi adına çok 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 önemli bir doküman demektir. İki, şimdi işin özeline halle edip ilgilendiren kısma gelelim. Bu ne alaka? Oradaki görünür kimliği ve söze girerken bahsettiğim üzere resmi tarihin yıllardan beridir millete bağışlayın tabiri. Yutturmaya çalıştığı halde edip kimliği imajı neydi? büyük vatan sever, İstiklal Harbi'nin halde onbaşısı. Yani çünkü kendini onbaşı da yaptırdı. Sonra İzmir alınınca terfi ettin dediler ona. İsmet Paşalar, Mustafa Kemaller çavuş yaptılar bu sefer. E, büyük kahraman, asker kahraman. Ama ne iş? Sultan Ahmet mitinginin fil Sultan Ahmet mitingi filme alınıyor. Halide Edip tarafından aldırtılıyor. Sonra bu film Amerikalılara teslim ediliyor. Acaba Amerikan arşivlerinin bir yerlerinde bu film hala duruyor mudur? Sayfa 173. Evet, Muzaffer Özek'in Halide Edip ve Gerçekler kitabından sayfa 121, 125 ve 207'de kendi delillerini de uzun boylu işin içine koyarak açıklamasını yaparak halide edip İstiklal Harbi'nde Amerikan istihbaratı hesabına çalıştı diye net bir şekilde ifade etmiş. Aynı gerçeği Halide Edip hayranı bir biyografi yazmış olmasına rağmen İpek Çalışlar kitabının 218 ve 221. sayfalarında da dile getirmiş. Yani işte böyle milli kahraman olarak bildiğimiz bir hanım şahsiyetin Amerikan istihbaratının ajanı olduğu gibi bildiklerimize 180 derece zıt ve yenmez yutulmaz çünkü bu vatana ihanet demektir. Satılmışlık demektir. Bir iddiayı sen nasıl bu kadar rahat dile getirebiliyorsun? Al işte yani ipek Çalışlar'ın ki tekrar altını çiziyorum. Kitabın alt başlığı biyografisine sığmayan kadındır. Müthiş bir halide edip adı var hayranlığı kitaba buram buram sinmiştir. Ama bu kitapta bile sayfa 218 sayfa 221'de İstiklal Harbi'nde halde edip adı var Amerikan İstihbaratı'na çalışmıştır deniliyor. Ve ne olur ne olmaz başımıza ne gelir belli olmaz. Kendisi zaten 16 Mart baskını üzerine gizlice Ankara'ya kaçacak. Bunlardan evvel çocuklarını halle edip adı var. Ayarlıyor. Emniyette olsunlar. Hem de eğitim hayatları aksamasın. Hem de Türkiye'de alacakları eğitimin çok daha iyisini ana vatanında gerçeğini, özünü alabilsinler diye. Evet tahmin edin arkadaşlar. Halle edip kendisi Ankara'ya kaçarken çocuklarını nereye kaçırdı? İpek Çalışların kitabı sayfa 230. Çocuklar Amerika'da. İpek Çalışların kitabı sayfa 389 Halide Edip'in istihbarat raporlarını doğrudan teslim ettiği Amerikan istihbaratı namına yani onun yöneticisi durumunda olan Kron ömrü boyunca Halide Edip adı varı finanse etti. Raporlar Kron'a verildi karşılığı olan paralar Kron'dan alındı ne vakte kadar söze girerken de söylemiştik kaydı hayat şartıyla. İst Amerikan istihbaratı emrinde Halide Edip Adıvar'ın İstiklal Harbi'ndeki önemli icraatlarından bir tanesi ki bu gizlenip saklanabilecek bir şey olmadığından açık açık dile getirilir. Nutuk'ta da geçtiği için bunu resmi tarihte altını çizerek öne çıkartır. İstiklal Harbi'nin ilk döneminde Halide Edip Adıvar'ın hızlı bir Amerikan mandası taraftarı olduğu yani Türkiye'nin yönetiminin vesayetinin tam bağımsızlıktan vazgeçilip Amerika'ya teslim edilmesi, Türkiye'yi ve Türk halkını Amerika'nın yönetmesi tezinin yanlısı olduğudur. Dediğim gibi bunu resmi tarihte söyler zaten. Nutuk yazıldığı sırada Atatürk'le araları fevkalade bozuk olduğu için, Atatürk de ona karşı çok dolu, çok kızgın olduğu için oraya ayrıca geleceğim. Biraz 5816'ya teğet geçerek oraya geleceğim bunu açık açık söyler. Ama ilginç detayı ben size vereyim. Salahi Sonyel'in Kurtuluş Savaşı günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi'nin Türkiye'deki Eylemleri kitabı. Türk Tarih Kurumu yayınıdır. Sayfa 4 ve 17'de görüyoruz. Amerikan mandası projesi esasen Mason localarında, İstanbul'daki Mason localarında kotarılmış, geliştirilmiş, pişirilmiş bir projedir. Halide Edip adı var da bu projede ilk sırada görevlendirilmiş olan birkaç kişiden biridir. Yunus Nadi gibi Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu, meşhur Ahmet Emin Yalman gibi Vatan Gazetesi'nin sahibi. Evet, bu bağlamda gene çarpıcı bir detay. Mücahit Gültekin'in Türkiye-ABD ilişkilerinin psikolojisi. Tavsiye ederim yeni bir yayın. Sayfa 199'da görüyoruz. Diyor ki, o günlerde İngilizlere ve Amerikalılara resmen bizi medenileştirin diye yalvarıyordu. Evet, zaman zaman tekrar ettiğim gibi yani insanların haysiyet ve şeref anlayışları tanımları birbirinden farklı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra cumhuriyetin ilk yıllarına geldik. 1925'te Atatürk tarafından hayatlarının kısaltılacağını anladıklarında kocasıyla beraber hızla Türkiye dışına kaçışlarına kadar olan yani o iki senelik dönem öyle diyelim. Soner Yalçı'nın Kara Kutu kitabı sayfa 65'ten naklediyorum. Amerika'nın Türkiye'ye sızma girişimi Cumhuriyet ilan edildikten sonra Rockefeller'ın eğitim faaliyetleri üzerinden işte John Dewey'in meşhur pragmatizmin kurucusu Türk eğitimiyle ilgili ilk ayrıntılı batılı raporu hazırlayan ve Rockefeller tarafından finanse edilen Can Türkiye'ye geliyor, inceleme yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı adına bu raporu hazırlıyor. Burada önemli Rockefeller ve Can çalışmasında önemli görev üstlenenlerden biri de Harley Edip adı var oluyor. Sayfa 65. Evet sonra Mustafa Kemal'le ters düştüler. Yurt dışına kaçtılar. 1925'ten 1939'a kadar 1930'lu yıllarda Halil Edip İngiliz istihbaratı adına da Hindistan'da Hindistan Müslümanları arasında önemli işlevler üstlendiğini görüyoruz. Şehir şehir gezip konferans veriyor. Konferansın konusu özellikle Türkiye'de hilafetin kaldırılmasının müdafası. Çünkü bu Hint Müslümanlarından büyük tepki almıştır. İngiltere bu tepkiden hoşnut değildir alın işte bak Türkiye'den gelmiş aydın Müslüman Yahudiliğe bilinmiyor haliyle aydın ve Müslüman bir kadın bile hem de üstüne üstlük şu ara Mustafa Kemal'e muhalif olan bir kadın bile o muhalefetini bir tarafa koyarak bu tabi teze fevkalade inandırıcılık kazandıran unsurlar Hindistan Müslümanlarında şehir şehir geziyor kocasıyla beraber İlafetin kaldırılması çok iyi oldu, çok doğruydu, çok isabetliydi. İslam'da zaten aslında böyle bir müessese yoktu falan tezini. İngiliz derin devletinin emriyle ve onun bir parçası olarak ona ait bir projede rol alarak yerine getiriyor. Nereden çıkarttık? Gene o meşhur kitap İnce Engin'in Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde Doğu ve Batı meselesi ki tekrar edeyim sonradan açanlar için. Devlet yayınıdır bu kitap. Sayfa 93. Mustafa Balcıoğlu'nun muhalif kitabının sayfa 269, 269 ve 273. sayfaları konuyla alakalı olmadığı için hızlı geçiyorum. Aynı görev diyor A. Orva'ya da verilmişti. O da yerine getirdi. İlginç. Yani bu detaylara baktığınız vakit bir kere daha anlıyoruz. Türkiye'nin yakın tarihi gerçek şekliyle bilinmiyor. Evet. Sonra arkadaşlar geldik halde Edip Adıvar'ın hayatının son yıllarına. 1950'lerdeyiz. 60'ların başlarında vefat edecek zaten. Halide Edip Adıvar, Türk Amerikan Kültür Dostluk Derneği'nin başkanı. Cangül Örnek Türkiye'nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı sayfa 178 aynı dönem. İpek Çalışların kitabı sayfa 488. Dernek başkanı olmasının yanı sıra işin arka planını fiili tarafını anlatıyor İpek Çalışlar. Diyor Amerika ile yakın ilişkisi o ölçüde idi ki bir Türk gencine Rockefeller bursu verilmesi için halde Edip Adıvar'ın iki kelimesi yetiyordu. Evet. Bunlar normaldir diye düşünen olursa bizim zaten onlara söyleyeceğimiz söz yok. Şimdi 5816'nın yakınlarından belki bilemiyorum yani ben hukukçu olmadığım için zaman zaman farkına varmadan onu zorlayarak da olsa geçebilecek en iç gıcıklayıcı yere geldim. Halde Edip adı var. Atatürk ilişkisi. Dediğim gibi arkadaşlar bu fevkalade 5816'ya yakın bir konu olduğu için sadece yorum yapmadan bilgi notlarını kitap yazar isimleri ve sayfa numaralarıyla verip geçeyim. Çok merak edenler işte veriyoruz kaynakları kendileri temin etsin. Bulsun, okusunlar. Bizim başımızı belaya sokmasınlar. Altan Deli Orman Atatürk'ün hayatındaki kadınlar sayfa 289 cinsel yakınlaşma imasında bulunuyor. Münevver Ayaşlı, işittiklerim, gördüklerim, bildiklerim sayfa 85-88 Mustafa Kemal aralarındaki mahrem durumdan bahsediyor. Damla Damla Günler Adalet Ağaoğlu sayfa 137 Halide Edip Mustafa Kemal'e aşıktı, Latife Hanım'ı kıskandı. Daha sonraki yıllarda Mustafa Kemal'e karşı özellikle batıya kaçtıktan sonra sergilediği düşmanlığı da bir aşık kaprisiydi diyor. Öyleydi de doğruydu yalandı demiyorum. Yorum yapmıyorum. Savcıların hakimlerin dikkatine. Falanca kitabın filanca şahsa ait falanca kitabın şu sayfasında böyle bir bilgi paylaşılmıştır diyorum ve ekleyeyim. Bunların hepsi serbest yiyeyim. Yani yeni kitapsa şu an zaten kitapçılarda bulabileceğiniz, eski ise de sahaflarda bulabileceğiniz bu memlekette basılmış, yayılmış, satılmış, halka arz edilmiş olan açık yayınlardan derlenmiş bilgiler yorumsuz olarak naklediyoruz. Oğuz Akay gel gitme kadın sayfa 116. 1926 Şubat'ında Amerika'nın küçük bir gazetesinde Latife Hanım'a ait yani Atatürk'ün boşanmış eşi, dul eşi Latife Hanım'a ait bir mektup yayınlanıyor. Hemen ilave edelim. Bu mektubun Türkçe tam metin çevirisini 2018 Mayıs'ı gibi yanılmıyorsam Derin Tarih Dergisi'nde Mustafa Armağan yayınlandı, mahkemeye verildi, ceza aldı. 5816 ihlallen ceza aldı. Yani bugünün Türkiye'sinin bile ne kadar özgür bir düşünce, özgür bir ülke olduğunu buradan anlayın. Evet, Sade'de geri geldik. Oğuz Akay Gel Gitme Kadın kitabının 116. sayfasında ne diyor? Diyor ki 1926 Şubat'ında Amerika'da küçük bir gazetede Latife Hanım'a ait bir mektup yayınlandı. Mektupta Halide Edip'ten şeytan diye söz ediyor. Sonra yurt dışına kaçtı. Dediğim gibi Atatürk ölünceye kadar da can korkusundan kocasıyla beraber yurt dışında kaldı. Ve bu dönemde Atatürk'e karşı çok net bir muhalefet tavrı sergiledi. Mesela bir zamanların meşhur çok satanı Mina Urga'nın Bir Dinozorun Anıları kitabı sayfa 203'ten ki halde ediple 1939'da Türkiye'ye döndükten sonra ölünceye kadar çok yakın olmuş birisidir. Çünkü Mina Urgan da Halide Edip'in kürsü başkanı olduğu fakültede aynı bölümde yetişiyor İngiliz filolojisinde ve sonra aynı bölümü öğretim üyesi olarak muhtemelen Arşide de kürsü başkanı Ali Edip olduğuna göre onun altında bir asistan olarak falan girdiği için Mina Urgan'ın Halide Edip'le ilgili paylaşımları, bilgileri fevkalade önemsenmesi gerekir. Çünkü çok yakına bir, ikincisi aralarında ideolojik bir zıtlık yok. ikisi de birbiriyle yarış edecek kadar batıcıdır. Beyaz Türk'tür. Evet şimdi bu arka plana sahip olan Mina Organ sayfa 203'te diyor ki Halide Edip Mustafa Kemal'le hoşlanmazdı. Mesela Nadir Nadi yani Cumhuriyet Gazetesi'nin tarihteki meşhur ikinci ismi. Baba Yunus Nadi kurucu. Onun hastalığından ölümünden itibaren gazetenin yönetimini üstlenen 50 seneye yakın Evet 30-40 senelik bir süreyle baş yazarlığını üstlenen meşhur Nadir Nadi meşhur kitabı anıları perde aralığından kitabının 22. sayfasında diyor ki Halide edip konudan bahsederken kızdı dedi ki şu Mustafa Kemal'i de peygamber yaptınız başımıza çıkardınız. Dediğim gibi yorum yapmıyorum eklemede bulunmuyorum. Mustafa Armağan Paşaların Hesaplaşması sayfa 231 diyor ki 1927 Kasım'ında Halide edip İngiliz derin ve açık devletinin yarı resmi yayın organı o gün içinde bugün içinde The Times'ta yazmış olduğu bir başyazıda Mustafa Kemal'den diktatör ve tarihin tahrif edicisi diyerek bahsediyor. Atatürk Kimdir? Atatürk'ün Kişiliği bir derleyen Bekir Palazoğlu. fevkalade kemalist bir kitaptır. Romantik, duygusal kemalist bir kitaptır. Sayfa 132'de Halide Edip Mustafa Kemal'in ne kadar korkak biri olduğundan bahsediyor. İpek Çalışlar'ın kitabı sayfa 335 ve sayfa 337. Meşhur İzmir suikastinin Halide Edip'e göre Mustafa Kemal'in bir komplosu olduğu söyleniyor. Cumhuriyet dönemi din devlet ilişkileri 3. Zil Tasan Hüseyin Ceylan, sayfa 52 şapka devrimi hakkında bunlar tabi hep yurt dışında olduğu canlı emniyette gördüğü dönemler şapka devrimi hakkında halle edip dünyanın en beyhude devrimi nitelemesini yapıyor. Alexander Jevakov, devlet yayınıdır bu Türkçe çevirisi. Kemal Atatürk, Batı'nın yolu. Muhtemelen bizim devlet tarafından para karşılığı yazdırılmış olan Atatürk güzellemelerinden biridir. Çünkü bu şekilde onlarca kitap yazdırıldı Cumhuriyet tarihi boyunca. Muhtemelen bu da yeni tarihli yani 80'li yıllardan sonrasına denk düşenlerden biri olsa gerek. E böyle devlet destekli bir Kemalist yayında bile Halide Edip, Mustafa Kemal Millet Meclisi ilişkisinden söz ederken, sayfa 148'de, o meclisi paşa gönlüne göre kullanır, ifadesini kullanıyor. Ama hakkaniyetin gereği arkadaşlar, şunun altını çizelim. Adnan adı var, yani kocası ve Halide Edip adı var, yurt dışında. Mustafa Kemal'le ters düşmelerinin sonra Mustafa Kemal'in kendilerine düşman dönmesinin ve bu durumda hayatlarını emniyette görmediklerinden ötürü yurt dışına kaçmış olmalarının gerekçesi olarak üçünün birden ve birbiriyle bağlantılı gerekçesi olarak adı varlar sürekli şu argümanı kullanıyorlar. İstiklal Harbi içerisinde Hint Müslümanları tarafından Türkiye'ye gönderilen yardım parası 125 bin sterlin 1 milyon 200 bin lira civarında bir para ciddi bir miktardır bu. Bu paranın gönderiliş amacına uygun olarak kullanılmayışı Mustafa Kemal tarafından bu paraya el konulmuş oluşu ve sonra mesela bu paranın önemli bir kısmının İş Bankası'na sermaye yapılmış olmasını eleştirdik. Dedik ki hak, adalet, hukuk falan. İşte bu yüzden aramız bozuldu. Bu yüzden bize düşman dönüldü ve bu yüzden kendimizi Türkiye'de can emniyetine sahip hissedemediğimiz için yurt dışına kaçmak zorunda kaldık şeklinde Mustafa Kemal'le ters düşmelerini izah ediyorlar. Karı koca adı varlar. Sayfa 273'te. Şimdi 5816 nedeniyle böyle kısa ve yorumsuz. Hani bu anlamda da tatsız tutsuz belki. Notlar şeklinde zikrettiğimiz Halide Edip adı var Mustafa Kemal ilişkisinin. Devamı bir anlamda paraleli ama yeni bir boyut. Halide Edip adı varın erkekleri. Ne demek istedim şimdi anlayacaksınız. İpek Çalışlar'ın kitabı sayfa 34. ilk gençliğinde diyor hayalindeki bir Rum delikanlısına aşık oldu. Yani birçok masum yeni yetme genç kızın yaşayabileceği bir şeydir. Tek başına bu olsaydı önemsemezdim ve buraya getirip vakit ayırmaya da gerek, gerek görmez idim. Ama şimdi devam ediyoruz. İpek Çalışlar'ın kitabı sayfa 38-40. Birinci kocası olan Salih Zeki Bey'in iken ve kendisi de henüz daha 17 yaşındayken ayarttı. Özel öğretmen olarak, matematik öğretmeni olarak köşke geliyordu. Salih Zeki, ünlü matematikçilerden biri. Halide Edip 17 yaşında bir genç kız. Salih Zeki evli, çocuk sahibi. Salih aşık oldu. Yetmedi. Onu ayarttı, kendisine aşık etti. Karısından ayırttı, kendisi evlendi sayfa 38-40'ta bunları paylaşan Halide Edip Hayran'ı bir biyografi kitabı. Demin de bahsini ettim. Mina Organ hem ideolojik ortaklığı hem de onun bir anlamda alt memuru olarak senelerce çalışmış olması itibarıyla Halide edip konusunda söyledikleri fevkalade önemsenmesi gereken bir isimdir. Bir Dinozorun Anıları kitabının 202. sayfasında Halide Edip adı var, bir erkek düşkünüydü diyor. Yorumsuz naklediyoruz. İpek Çalışlar, üniversite hocalığı sırasındaki 50 yaş üstündedir artık Halide Edip adı var. Yakışıklı erkek öğrencilere özel muamele yapardı. Yani onlara karşı notu fevkalade bol olurdu diyor sayfa 465'te. Not düşmüş, 55 yaşından sonrasındaydı yorum yapmayayım çünkü bizim Muhammed'i ahlak anlayışımıza sığmaz. Bunların değerlendirmesini tek tek sizlere bırakayım ben arkadaşlar. İpek Çalışlar gibi bir isim diyor ki 55'inden sonra üniversite hocalığı yaparken yakışıklı olan erkek öğrencilere karşı tavrı çok başkaydı. Çok pozitif ayrımcı bir tavrı vardı falan filan yani. Evet, İnce Engin'in Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde Doğu ve Batı meselesi kitabı sayfa 53. 1914 senesinden yani evli o sırada Halide Edip'in dönemin meşhur gazetecisi Hüseyin Cahit Yalçın'la ilişkisi vardı diyor. Aynı konu İpek Çalışlar'ın kitabı sayfa 114'te Halide Edip'le Hüseyin Cahit arasındaki gizli aşk başlığında geçiyor. Gene İpek çalışmaların sayfa 138 ve 143'ünde Yahya Kemal'le de gizli bir aşk yaşamış gibi bir ima var. Hüseyin Cahit gibi açık değil. Hızlı geçiyorum bu konuyu. İstiklal Harbi sırasında da mesela Rıza Nur'un Moskova Sakarya hatıraları kitabı 190'da görüyoruz. Birden fazla erkekle cinsel yakınlık arasında gerçekleştiğini ifade eden bilgiler var. Hatta mecliste bazı mebuslar kocası başkan vekilidir. İstiklal Harbi'ni yapan Büyük Millet Meclisi'nin Mustafa Kemal'den sonra onun yardımcısı başkan vekildir attan adı var. Mesela meclis oturumlarında yani bu tabi bir koca ve bir erkek için çok zor bir şey. Ben de zorlanarak anlatıyorum size. Meclis oturumlarında diyor zaman zaman Mevuslar Adnan adı ara özür diliyorum. Karını cepheden çek de asker subaylar rahat muharebe etsin diye bağırırlardı. O da duymazdan anlamazdan gelirdi. Şimdi bu erkeğe bakış konusuna pik yaptıracak hepsinin üzerine belki tuz biber ekecek bir şey. İpek Çalışların kitabı sayfa 497'de. İpek Çalışların yorumu bu evliliğe ve tek erkeğe bağlanmaya karşıydı diyor kendisi. Genel ahlaki anlayışı olarak da bunları zikrettikten sonra arkadaşlar kısaca halde edip ve din konusuna temas edelim. Çünkü 54 dakika olmuş. İnce Engin'in kitabı sayfa 40 gençliğinde bir ara Budizm'e eğilim gösterdi. İpek Çalışlar'ın kitabı sayfa 472 dini anlayışı deist yani İslami anlayışa göre pratikte bu kafir demektir. Çünkü deizm hatırlayalım hep beraber özetini sadece tanrı var peygamber vahiy din kitap yok. Ahmet Bedir Yitik Masumiyet sayfa 107 Halide Edib'in kitaplarındaki bütün hoca tiplemeleri olumsuzdur. <laughs> İstisnasız. İpek Çalışların kitabı sayfa 462 463 hayatı boyunca başörtüsünün ve tesettürün İslam'la hiçbir alakası olmadığı tezini işledi. Nur Suresi ayet 31, Ahzab Suresi ayet 59. Evet, İpek Çalışların kitabı sayfa 504 öldüğünde de tabutuna yeşil örtü nasip olmadı. da hikmetli ilahi kaderi ilahi diyoruz hali ediple ilgili dağınık konuyu tamamlayacak bağımsız notlara geçiyorum ve öteki hali edibi bunlarla noktalıyorum hızlı hızlı <laughs> yazarlık ve bilim adamlığı onuruna bilim kadınlığı diyelim hadi feministler rahatsız olmasın isterseniz bilim insanı diyelim cinsiyet harici bu noktada bu işin onuruna ne kadar meraklıydı? Ne kadar dürüst, güvenilir bir şahsiyet? Şunu misal verelim. Anılarını ilk önce İngilizce olarak yazdı. Sonra gene kendisi bunları Türkçeye çevirdi. İpek Çalışlar'ın kitabı sayfa 251 347 499'a bakın. Şunu göreceksiniz. Sakarya muharebesi anlatılırken İngilizce ilk orijinal anılarında diyor ki: Sakarya Muharebesi başlarken Mustafa Kemal Muharebenin sonucundan emin değildi. Sonra bu kitabın Türkçe çevirisinde Halil Edip adı var. 60'lı yıllarda yayınlandı. Diyor ki Sakarya Muharebesi başlarken Mustafa Kemal Muharebenin sonucundan kesin olarak emindi. Yani şimdi bu öyle bir zıtlık ki resmi ideoloji adına hiçbir ahmak ulusalcı ben yamacılık yapayım ama aslında şöyleydi ama aslında bunu kastetmişti ama aslında şunu söylemek istemişti diyerek yani hiçbir en acar ulusalcı bile buna bir yama yapıştıramaz çünkü 180 derece. Sakarya Muharebesi başlarken Mustafa Kemal sonucun nasıl biteceğini bilmiyordu. Sakarya Muharebesi başlarken Mustafa Kemal o muharebenin sonucunun nasıl gerçekleşeceğinden tam olarak emindi. İkisi de aynı imza. Biri aynı imzaya ait birinci versiyon İngilizce. Diğeri onun tarafından yapılmış olan Türkçe çeviri. Alın size büyük edebiyatçı, büyük şu, büyük bu, büyük o hali edip adı var. Ama bu öteki gerçek hali edip adı var. İki, Ermeni soykırımı arkadaşlar Halide Edip Adıvar'a göre tam olarak bir gerçektir. Türk milleti tarafından yapılmış çok büyük bir kötülüktür. Nereden çıkarttım? Merve Balcı Muhariri Hanım sayfa 284-289 Hülya Adak Halide Edip ve Siyasal Şiddet sayfa 40 Aynen Halide Edip Adıvar'ın kaleminden çıkmış olan cümleyi okuyorum birebir. Bu katliamların lekesini de milletimin üstünden hiçbir şey temizleyemez. Şimdi milletim dediği için ve bu millet aynen Batılıların iddia ettiği gibi bir buçuk milyon Ermeni'yi soykırıma maruz tutmuştur dediği için ben de o milletin bir ferdi olarak şunu derim. Halide Edip adı var. İnşallah ruhu işitiyordur. Türkler Ermenileri kesti diyebilirsin bize göre yanlış da olsa senin tezin olur. Hayır kesmedi diyebilirsin. Buna müdahale etmiyorum. Ama milletim deme. Sen bizden biri değilsin. Türk milletini kastederek milletimin üstünden hiçbir şey temizleyemez deme. Çünkü gerçekte senin milletim ifadesini doğru olarak kullanabileceğin dünyada bir tek etnisi de var. Evet o da Yahudiler bildiğimiz kadarıyla Yahudilerle Ermeniler arasında da öyle kitlesel bir boğazlaşma tarihin hiçbir döneminde yaşanmamıştır dolayısıyla rahat olabilirsin yani Yahudiliğin üzerinde Ermeni soykırımı gibi gerçek doğru neyse bir iddia bir itham yoktur evet sen de onlardan birisin e öyleyse bizden sana ne deriz biz de şimdi bu durumda evet talide edip ne kadar dürüst bir insandı tarihleriyle nakledelim <laughs> Merve Balcı, Muharrire Hanım sayfa 357. Sene 1921 halde edip diyor ki İsmet Paşa Anadolu'nun en demokrat simasıdır. İngiliz belgelerinde 2. Dünya Savaşı öncesi Türk-İngiliz ilişkileri Erdoğan Karakuş ilave bölüm sayfa 18'de diyor ki sene 1926 5 sene ileri gittik. Halide Edip adı var İsmet İnönü hakkında herkesi asmak ister. Bu da bir İngiliz istihbarat raporunda geçiyor. Kimliği meçhul sarı çizmeli Mehmet Ağa falan değil. 1926'da Halide Edip adı var İsmet İnönü hakkında. Şöyle şöyle diyen bir İngiliz istihbarat raporudur. Ve dediği şey de gördüğü herkese asmak isteyen bir tip. Çünkü yurt dışında Mustafa Kemal ve İsmet Paşa yönetimiyle, kılığıyla can düşmanı olmuş vaziyette. Sonra İnce Engin'in kitabı 1939 Mustafa Kemal'in ölümünden sonra İsmet Paşa'nın özel affına ve iltifatına mazhar oldu. Türkiye'ye çağrıldı. Bununla yetinmedi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatına kürsü başkanı profesör olarak atandı. İnce Engün'ün kitabı 462 diyor ki İsmet Paşa ile ilgili çok ileri seviyede uçuk metiyeler dile getiriyordu. Sayfa 462. Evet az önce de bahsetmiştim arkadaşlar. Lise mezunuydu ama profesör oldu. Muzaffer Özekin halli edip ve gerçekler 51 50, 51 71 245-250 aynı kitabın devamı. İpek Çalışlar'ın kitabında Selim ileriden bir Halide Edip değerlendirmesi. Yeryüzünü tahakkümüyle ezmek isteyen bir kadın. Sayfa 498. Tırnak içinde aynen ifade. İfadenin sahibi Selim ileri yani Halide Edip'le aynı ideolojiye sahip olan bir diğer beyaz Türk edebiyat tarihçisi, kritikçisi, edebiyatçı. Yeryüzünü tahkümüyle ezmek isteyen bir kadın diyor. Şunu ben kendi ezber bilgimden nakledeyim. Fevkalade küfürbaz olduğu da bu arada söylenir. Evet böyle bir hayat yaşamış arkadaşlar Halide Edip adı Şimdi artık noktayı koyuyoruz. Böyle bir hayatın sonu ahiretin ilk adımı. Bu tek başına İslami açıdan bir karine, delil, hüccet oluşturmaz ama bence fikir verir. Kaderi ilahinin, hikmet ilahinin takdiri adına bir fikir verir. Az önce paylaştım. Mesela tabutuna ayet yazılı yeşil bir örtü bile nasip olmadan mezarlığa gitti. Ondan bir adım öncesi bu dünyada geçirdiği son yıllar İnce Engin'in kitabı sayfa 95'te görüyoruz. Akıl hastası olarak yaşadı. Ahirete öyle gitti. Ve arkadaşlar öteki halde edip burada bitmiş oldu. 1 saat 3 dakikayı bulmuşuz. Eh, biraz da sorularınıza cevap vereceğim. Siz sıkılmadıysanız burada programı sonlandırmayacağız. Ve önümüzdeki pazar akşamı da artık sadece sorulara cevap vermeyeceğim. Gene şu an kesin kararını vermiş değilim. Ama hemen vereyim sizi merakta bırakmayayım çünkü 3-5 tane de olsa çok heyecanlı müdavimiz olduğunu biliyorum. Atatürk'ün Amerika Birleşik Devletleri sevgisi, ilgisi, hayranlığı konusunu inşallah pazar akşamı huzurlarınıza getiririm. Sonra gene sorularınıza da cevap veririm bir vakit ayırırım. Şimdi bu gece için başa alalım soruları. Öncelik konuda olmak üzere ki herhalde ötekilere vakit kalmaz. Ahmet Çelik Bey, halde edip Amerikancı mıydı, İngilizci miydi? Anlatım içinde cevap verdiğimi zannediyorum. Sabatayist olduğunu biliyoruz. Sabatayist değil, ona da anlatımın başında cevap verdim. Kocası Adnan Adıvar'ın mezarında Kur'an okumasıyla Vurun Kahpe'ye ve Sinekli Bakkal romanlarını sorduklarında o zamanlar o gerekiyordu demesi ve ortamın öyle olduğunu belirtmesi için ne dersiniz? Oportunizmine işaret ettim. Yani dolayısıyla hiçbir şeyine güvenilmez, hiçbir şeyine inanılmaz ki o zamanlar öyle gerekiyordu. O yüzden öyle bir tavır aldık ifadesinin bizzat onun tarafından itiraf edilmesi bile yeter zaten artık bir yorum bırakmaya gerek kalmaz. O yüzden geçiyorum yani burada yer alan bütün alt soruları anlatımın içinde cevaplamış olduğumuz için geçiyorum. Yıldır ay kırlı herhalde gene o sesliler yok. Yoksa sessiz mi deniyorlar Bir, Atatürk'ün annesi vasiyeti var mı? Evet yani resmi tarihe göre Zübeyde Hanım'ın bıraktığı İslami dozu fevkalade yüksek bir vasiyet var. Yani işte şu kadar atim okunsun okuyacak olanlara benim terekemden şu kadar para verilsin falan gibi bu noktada bir sıkıntı yok ama bu vasiyetin gerçekliği özgünlüğü derseniz yani uydurma olduğuna dair benim özel bir bilgim tespitim hatta şüphem bile olmamakla beraber gene de gördüğünüz gibi şu an müphem konuşuyorum neden resmi tarihin özellikle bu nitelikteki konulardaki akıl almaz fevkalade yalancılığı nedeniyle yani resmi tarih özellikle Atatürk ailesi ve İslam dendiği vakit tam o meşhur fıkradaki yalancı çoban konumuna oturtulabilecek bir duruşa sahiptir. Allah bir dediği dışında halk tabiriyle geri kalan her şeyi yalandır. O bakımdan yani bu karakteristiği nedeniyle bu konuda da resmi tarih bir yalan belge uydurmuş olabilir mi? bunun olabilirliği ihtimaliyeti nedir derseniz fevkalade yüksek. Ama şu an için bunun yalan bir belge olduğuna dair elimizde somut bir delil, ipucu, karine var mı? Hayır. İki, bakanların mason olması tesadüf mü? Yani burada ben akıştan herhalde tek parti dönemi kabinesindeki bakanlar mı diye anlıyorum. Değil tabii tesadüf değil ama bunun Uzun boylu açılımına, izahına giremem 5816'ya çarparız. Sadece tesadüf değil demiş olalım. Mumyalanması vasiyet mi yoksa kimin kararı? Yani ölür ölmez tepe yönetimi ele geçirmiş olan İsmet Paşa'nın kararı. Hayatındayken mumyalanmasına yönelik bir vasiyet yok. Hatta böyle bir karar da yok. Çünkü onun pratik bir mecburiyeti var. Atatürk'ün şanına ya layık, uygun olarak düşünülen, anıt mezar hazır değil e bunun hazır oluşunun yıllar alacağı da belli e gerçekte de oraya defnedilecek oraya defnedilinceye kadar cesedin muhafaza edilmek mecburiyeti var yani müteselsilen bu e, zincir oluşuyor o zaman da mumyalanıyor sonra işte bilirsiniz ölümünü mütakip 6 sene sonra anıt kabirin mezarı atılıyor e mezarı düzeltiyorum temeli atılıyor 6 sene sonra ölümünden. 1944. Ondan 6 sene sonrasına daha geldiğinizde 1950'ye inşaat ancak su basman seviyesine ulaşmıştır. Kalan bütün anıt kabir 1950-53 döneminde İsmet Paşa gibi öyle gerçekte Kemalist takikatte yeminli bir Atatürk düşmanı değil de içiyle dışıyla Ey Atatürk seni sevmek milli ibadettir diyecek kadar bir Atatürk fanı olan dönemin yeni Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından Anıtkabir'in tamamı ve neredeyse bütünü 3 senede inşa ediliyor. Yani 15 senelik bir mumyalanma devresine mütakip 10 Kasım 1953 tarihinde toprağa defnediliyor. Mumyalanma da hükümsüz kalmış oluyor. Yani bugün için öyle bilenler varsa Atatürk'ün cenazesi hala mumyalanmış vaziyette değildir. 1953'te toprağa gömülmüştür. Ondan sonra toprak herhangi bir cenazeye ne gibi işte fiziki, biyolojik, kimyasal etki yapıyorsa o da o tarihten beri o etkilere maruz vaziyettedir. Geçtik. Ömer Faruk, Halide Edip, Ahmet Emin Yalman, Celal Nuri İleri, Yunus Nadi. Bunlar İstiklal Harbi'nin meşhur mandacıları. Wilson prensipleri cemiyetini kurmuş olmalarına rağmen vatan haini ilan edilmeyip yıllarca merkez siyasette yer almış olmalarını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bu soru 5816'ya girer. Ben şu kadar söyleyeyim. Bunları vatan haini ilan edecek olan siyasi akıl ve otorite kimdi? Resmi ideoloji. İyi de bu adamların vatan haini ilan edilmeleri gerekmez miydi dedikleri tarihte açıktan açığa kendilerini yırtarcasına ki bu isimlere İsmet Paşa'nın da katılması gerekir. Amerikan mandası taraftarlığı yaparlarken Sivas Kongresi günlerinde bu iş için Amerika tarafından görevlendirilmiş resmi temsilci General Harbort'la Atatürk arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu ne zamandı? Eylül-Ekim 1919. Bu görüşmenin üzerinden 102 sene zaman geçti. O görüşmenin tutanağı neden hala gizli? Şimdi bu ikisinin arasındaki bağlantıyı da sizin irfanınıza ben, zekanıza havale ediyorum. Cevabını alırsınız o zaman. Yani kim kime vatan aynı muamelesi yapacak, hangi yüzle yapacak? Birer soru hakkı kabul ettiğim için arkadaşlar vakit çok gecikti. Kusura bakmasın, cevap verdiklerimizin ikinci sorularına cevap vermiyorum. Muzaffer Hali edip Mustafa Kemal'e ters düşme sebebi nedir? Konu içinde cevap verdim. Trtr Hocam iddiatçıların derdi milli mücadele miydi yoksa iktidarı ele geçirmek miydi? Çünkü alayım anda taraftarı halde edip Wilson Prensipleri Cemiyeti Başkanı bir mandacıydı galiba. evet yani şimdi bundan bahsettik. İddiatçı zihniyetin gerçek amacı iktidarı ele geçirmektir. Yani eski Amerikan Büyükelçisi Morton Abramovitsin Özal ve Demiral karşılaştırması yaparken söylediği bir söz vardır. Der ki Demiral iktidarı kendi için ister. Turgut Özal iktidarı projeleri için ister. Oradan yola çıkıyorum. Onunla karşılaştırma analoji kuluyorum. İttihatçılar, hepsi iktidarı kendileri için isterler. Çünkü onların anlayışına göre kendilerinin dışında bu ülke için bütün ihtimaller felakettir. O bakımdan iktidarı kendileri için istiyor olmaktan ötürü kendi vicdanlarında da hiçbir suçluluk duygusu hissetmezler. Rodomimbe İsmet İnönü'nün harp sırasında kümeste saklandığı iddiası. Bu halk arasında yaygın bir iddia. Birinci İnönü adı verilen. Gerçekte yaşanmamış olan yani böyle muharebe denmeye değmeyecek olan. Bizzat İnönü'nün kendi hatıralarının da itirafıyla. O muharebeler esnasında işte bir kümeste deniliyor. Kümes değil aslında da yani burada ifade yanlış olmuş. Bir ahırda saklandığı Kaygın olarak dile getiriliyor. Halde edip adı var ama aittir. Yok yani o iddianın halde edip adı vardan kaynaklandığına dair ben bugüne kadar ciddiye alınabilir. Hiçbir sözlü tarih notuna da rastlamadım, işitmedim. Hiçbir yerde de böyle bir yazılı kayıt görmedim. O yüzden hayır diyorum, zannetmem diyorum. Bu iddianın doğruluk payı var mıdır? Yani İnönü'nün korkak bir duruş sergilediği şeklinde onu ifade edecek olursak İstiklal Harbi sürecinin bütününde İnönü'nün bu duruma düştüğü birden fazla olay yaşanmıştır. Ama bu gerçekten halk arasında dendiği gibi yani gidip bir ahırın bir köşesine saklı samanlık deniliyor. Bir samanlığın bir köşesine saklanmak şeklinde mi somuta dönüşmüştür? Başka formlarda mı somuta dönüşmüştür? İşin o kısmını bilmiyorum. Bence çok önemli de değil. Ama korkaklığa acize düştüğü, tamamen detone olup kitlendiği, hiçbir karar veremez hale geldiği şokun etkisiyle böyle olaylar var ve bunlar dikkatli okuduğunuz takdirde satır aralarını resmi tarih metinlerinde bile geçiyor. Merakları için söylemiş olayım. Mesela Kütahya Altıntaş bozgunundan hemen sonra resmi tarih bile diyor ki Mustafa Kemal Ankara'dan hızla cepheye gelip durumu el koyma mecburiyeti duydu. Çünkü normalde sorumlu olan cephe komutanı İsmet İnönü yaşadığı o şok nedeniyle hiçbir emir veremiyordu. Ve bu tabi ordu için düşünülebilecek en kötü durumdu. Zaten muazzam bir bozgun yaşanmış. 70 bin silahlı askerin, 72 bin silahlı askerin 30 binden fazlası hem de bunların da büyük kısmı silahıyla firar etmiş yüzde 46 falan gibi bir orandır. Korkunç bir şey. Mesela şimdi bu kısmın anlatıldığı resmi tarihin ayrıntılı metinlerine dikkat edin satır aralarına. Yani orada işte İsmet İnönü'nün nasıl bir komutan, sorumluluk sahibi, karar merci performansı gösterdiğinde net olarak görürsünüz arkadaşlar. Kalan kısmı biraz magazin. Evet, konu içinde aslında cevap verdim. Hacı Ağa'nın sorusu. Yanılmıyorsa mahalle Edip adı var, Adnan adı vardan önce yine tanınan biriyle evlilik yapmıştı. Salih Seki Bey, Osmanlı'nın ilk modern matematikçisi olarak kabul ediliyor. Hatta bir matematik alimiydi falan deniliyor. Çocukları da bu evliliğine mi aittir? Yanılmıyorsam üç tane hepsi Salih Seki'den olmadır. Yani Adnan adı vardan çocuğu yoktur. Bildiğimiz kadarıyla başkasından da çocuğu yoktur. Çocuklar Sadiç veya aittir yani resmi bilgi bu. Birinin ismi ilginç Togo. Togo 1905 Tsushima Rus-Japon Savaşı'nda Rus filosunu darmadağın eden meşhur Japon Amiralinin ismi. O yıllarda dünyaya gelmiş halde edip de çocuğuna Japon Amiralinin adını koymuş Togo. Ankara'daki meşhur eski ayakkabı firması da ismini gene oradan alır. Yani bunun tabi halde edip de bir alakası yok da çağrışım yaptı nakletti. Konuyla ilgili sorulara öncelik veriyorum. Arz ettik. Emre Çetinkaya Münevver yaşlı kitabında Refetbaşı Adnan Adıvar'ın Dinler Tarihi kitabını okuyunca biz Adnan'ın Adnan Halide'yi Müslüman yaptığını sanıyorduk. Meğer ki Halide bizim Adnan'ı Yahudi yapmış bilgisi var. Evet. Bu bilgi sizce doğru mu? <laughs> doğru. Yani Adnan Adıvar da yetişmesi itibarıyla dünden teşne de ama İslami az buçukta olsa İslami altyapının sarsılıp tamamen yerle bir olmasında tabi düzeltelim o kitap dinler tarihi değildir ilim tarihidir yani şimdi tam ilim tarih boyunca ilim medin, aklıma geldi işte bu Avrupa'da sürgün oldukları yıllarda yazıyorlar Adnan Adıvar'ın o sürgün hayatından işsizlikten ya ara depresyona girdiğini görünce ne ediyorsun diyor Fransızca bir tabir. Yani Türkçe karşılığı ot gibi yaşıyorsun, ot haline dönüşmüşsün falan diyerek dedim yani çok baskın ve saldırgan bir kişiliktir. Fevkalade hatta küfürbaz olduğunu söylüyorlar yakınları. İşte o sözün adının adı var da ciddi bir sarsıntı ve etki meydana getirdiği. Yani bir şeylerle uğraşayım, hayatta bir gayem, bir idealim olsun falan mülazasıyla o kitabın çalışmalarına başladı ve literatüründe bir klasik kabul edilir. Tarih boyunca ilim ve din kitabını yazdı. Doğru yani kitabı okuduğunuzda <laughs> öncesinde az buçuk yarım yamalak da olsa Müslüman olan birinin tamamen batıllaştığı Hristiyani ve Yahudi bir zihniyete kaymış olduğunu, kitabın da öyle bir zihnin ürünü olduğunu görürsünüz ve bu transformasyon, bu dönüşüm Adnan adı vardı. Ahli Edip adı varın etkisidir. Zaten o Adnan adı vardı dahil bir başkasının etkisi altına, tahakkümü altına girecek bir kişilik değildir. Az önce Selim sözünü naklettik. Rodamin ve Halide Edip adı var. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nda görev aldı mı? Belki üyesi olmuştur ama o fırkanın tarihinde işlevinde adı geçmez zaten. Yani 7-8 aylık bir olay. Kocası asıl kuruculardan ve işte o 7-8 aylık ömrü boyunca üst düzey yöneticilerinden bir tanesi. Adnan adı vardır kendisinden ziyade. evet, ee, sorular bitmiş. Yani konuyla ilgili sorular daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Süre ilerledim. Bakıyorum diğerleri konuyla alakalı değil. TR demiş. Osmanlı Japon zaferine kendi zaferi gibi sevindi. Çünkü Rusya hep mağlup olduğu için ek bilgi. Yani TR Kumuzlu arkadaşımız herhalde yeni takip etmeye başladığı için yanlış anlamasın, kırılmasın. Soru haricinde burada paylaşım yapmayın. Çünkü ben onu okurken zaten çok kısıtlı olan gördüğünüz üzere çok değerli vaktimizden ciddi bir kayıp meydana geliyor. Onun için işte bu da benim katkım, bu da benim bilgim, bu da benim yorumum, bu da benim görüşüm falan yok arkadaşlar onlar. Bu vesileyle tekrardan hatırlatalım. Buraya sadece soru yazılıyor. Bunu bazıları beğenmeyebilir. Bazıları hatta kibir falan gibi de görebilir. Yani aranızda öyle görenler varsa onlar bu çarşamba, pazar akşamları saat 22 sonrası vakitlerini daha başka, daha eğlenceli, daha verimli şekillerde de değerlendirebilirler. Ama hani tabiri caizse bu arsa bizim arsamız gece konulu bu açıdan yok diyelim pazar akşamı saat 22'de Mustafa Kemal Atatürk'ün Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı duymuş olduğu özel ilgi, sevgi, alaka, sempati, hayranlık, bağlılık hangisini istiyorsanız onu tercih edin. Bunun üzerine söyleşmek üzere huzurlarınıza çıkma niyetindeyim. O vakte kadar hepinize hayırlı akşamlar diliyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.